Yalanım varsa beni vursunlar klibi için kamera karşısına geçen Ege, şarkısının özelliklerini nasıl anlattı bakın. Şarkıda neler anlatıyorsun, neler anlatmaya çalışıyorsun? Şarkıda aslında sadakatten söz ediliyor. Bir ayrılık var ama pozitif yönde, hala içinde sevgiyi, özlemi barındıran bir ayrılık. Sadık olduğunu belirten bir ayrılık, sadakatin olduğunu belirten. Biraz da herhalde şarkıdaki adamın ruh hali biraz fırlamalık var herhalde ki böyle bir yeminler ediyor diye düşünüyorum. Sevgilisi Elif İnce Onat'ın da yakın takibinde olan Ege, hüzünlü şarkılarının sırrını da anlattı. Hep hüzünlü şarkılar var sende, işte insanların böyle içini ürperten. En çok senin hüzünlendiğin zamanlar oluyor mu? Yani böyle çok hüzünlendiğin, duygusallaştığın tabii zaman. Tabii ki insan olmanın, sanatçısın tabii. İnsan olmanın bir parçası hüzün zaten. Yani mutluluk dediğin anlık bir şey. Gelip geçer ve insan hayatına genelde hüzün egemen. Ama önemli olan o hüznü de pozitif bir şeye çevirebilmek. Öfkeyi de, hüznü de, hırsı da pozitif bir yere kanalize edebilmek. Galiba o yüzden yaptığım işi seviyorum. Çünkü hüzünlendiğim zaman da bile mutlaka ondan artı bir şeyler çıkabiliyor. Şarkı çıkıyor yani. Erkekler ağlamaz diyorlar. Ağlar. Ağladın. Emin olabilirsin tabii ki. Ağladım. Yürü yürü ağladın. Çok. Yani çok özel bir yaşa ama. Çok özel dediğin gibi. Bu benle kalsın. Tamam. Yoğun bir çalışma temposu içine giren genç sanatçı önümüzdeki günlerde ard arda konserler vermeye hazırlanıyor. Çalışmalarım var, yine turnelere çıkacaksın. Türk halk seni nerelerde görecek, yani hangi illerde genel olarak? Şu an netleşen bir 20 konserimiz var. Bayağı bir dolaşacağız. Eskişehir, Bursa, Trabzon, Samsun, Sinop. Bayağı bir dolaşacağız. Sanıyorum Nisan 10 gibi başlayacak, Haziran'ın 10'una kadar. Ondan sonra da zaten festivaller olduğu için yine bir epey dolaşacağız. Bayağı yoğun, yoruluyorsun. Evet. Çünkü herkes böyle şey zanneder, sanatçılar işte yok, el bebek, gül bebek, işte ya, geziyorlar falan. Ya. O kadar kolay yoruldum, değil. Bitkin. Bu şaka değil, en büyük lüksüm uyku. Bir de bende bir metabolik rahatsızlık var, nedir bilmiyorum. Doktora gitmedim ama 9 saatten az uyumak istemiyorum. Yani uyuyorum da 9 saat uyuyorum en az. Ancak o zaman. Uyuman gerekiyor. Doktora söylemedin mi? Yok, söylemedim. Bu sadece şeyle ilgili değil. Bünyeyle de ilgili değil, sesle de ilgili. Yani o uykuyu almak zorundayım çünkü en çok kullandığım yer sesim. Yıpranıyor ve o yıpranmanın en iyi ilacı uyku. Uyku ve düzenli beslenme. Düzenli beslenemediğimiz için o beslenmenin açığını da uykuyla kapatıyoruz. Sanatçı olmak kolay değil o zaman. Değil. Ama keyifli. Biz bu programı neden yapıyoruz? Her şey sizin için. Çünkü öyle güzel hayatlar yaşadık ki hepsinin sizlere birer ışık olmasını istiyoruz. Arkadaşım Nermin Ceri'nin biyografi kitabı. İçinde kimler yok ki? Oh, bakalım şimdi. Bir kişilik dev kadro. Ben yokum. Kesin. Gülşen var. Serdar Ortaç var. Orhan Gencebay var. Müzeyyen Sener var. Rafet Edroman var. Bunlarla ilgili bilmek istediğiniz her şey bu kitabın içinde. Nereden mi alacaksınız? Tabii ki internetten. Yüreğim buna.
beni vurdular.